Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com ve Kayseri Üzülümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir sezon daha sona mı erdi? Matematiksel olarak olmasa da mantıksal olarak sona erdi. Çünkü Ali Koç döneminde Fenerbahçe yine ve e, yeniden bir rezalet daha yaşadı. Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin sahasında sona eren seriler Trabzonspor'a 23 yıl sonra yenilmek, Galatasaray'a 21 yıl sonra yenilmek, üstelik bu yenilgiyi de devam ettirmek. Gençler 21 yıl sonra, Göztepe'ye 21 yıl sonra, Beştaş'a 15 yıl sonra, Sivasspor'a 7 yıl sonra ve Şenol Güneş'e ilk Kadıköy galibiyetini tattırmak. Akıllarda tek bir soru var. Ali Koç acaba Fenerbahçe'yi batırmak için görevlendirilen bir isim mi? Yani acaba Fenerbahçe'yi batırmak için özel mi görevlendirildi? Açıkçası ben bunu birçok kişiden duydum. Şimdi maçtan sonra Rıdvan Dilmen'in açıklamaları var. Diyor ki başkansan gidip Buruma'yı, Pedro'yu, Henrique'yi aldırmayacaksın. Yalnız bunu söylerken başkanın futboldan anlaması lazım. Yani futbol takımının başkanının futboldan anlaması lazım. Hani Buruma'yı aldırıyorsun ama opsiyonlu. Pedro'yu aldırıyorsun. Yani ya tamam Pedro'yu alayım almasına da arkadaş takımda bir sürü forvet var ben bunu niye alıyorum? Bak benim pa verecek param yok. Alıyorsam bari 20 üst yaşında futbolcu alayım. Yok. Gustavo Henrique'yi aldırıyorsun. Ya futbol aklın hiç yok. Gustavo Henrique yerine Yiğit Efe Demir'le devam edeyim arkadaş. Al. Hocaysam bunun devam etti. Taraftarın tepkisi normal değil mi arkadaşlar sizce de? Yani bu durum Beşiktaş'ta Galatasaray'da olsa ne Ahmet Nurçebi ne Dursun Özbek kalır. Türkiye'de en az protesto edilen başkan Ali Koç. Niye biliyor musunuz? Ben de dahil hepimiz Ali Koç'un dik duruşuna aldandık. Ben de dahil hepimiz Ali Koç'tan ilgili dedik ki lan adamın üstüne oynuyorlar. Bu adam şampiyon olmasın diye herkes elinden geleni yapıyor. Anne hani ne bileyim sponsorluklar yaptı onu yaptı bunu yaptı işte taraftar dedi ki iyi teknik direktör getir adam getirdi daha ne yapacak falan filan diyoruz ben de dahil tabii ki de bunu ben kendimi aklamak paklamak için söylemiyorum ben bir Fenerbahçe taraftarıyım ben takımın tabii ki de başarısını isterim niye başarısızlığını isteyeyim ya hanginiz başarısızlığını istiyorsunuz ha ben şuna kızıyorum daha sezon başlamadan tamam bu sene de gitti bu sene de olmaz şöyle böyle ben bu tiplere kızıyorum daha sezon başlamadan bu sene de gitti diyen kişilere kızıyorum. Şununla olmaz. Bununla olmaz. A plus hoca gelsin tamam. Jesus geliyor. Cık. Jesus'tan olmaz. E niye? Olmaz. Hissediyorum. Fenerbahçe taraftarı ise. Ben buna kızıyorum. Elde somut veri olmadan. Arda Güler diye bir yetenekli futbolcumuz var. Evet. Çocuğun belli bir <laughs> yeteneği var. Kabul. Çocuğun belli bir oyun anlayışı var. Kabul. Her şeyi kabul. Ama bu çocuğu taraftar oynat oynat oynat. Arkadaş her şeyde sen bilme. Taraftar bir şeyleri biliyordu. Isıranan oynat dedi. Jesus Beşiktaş maçı sonrasında anlamıştır. Niye oynatması gerektiğini ama geç anlamıştır. Bak Beşiktaş maçı. Hani sahaya edebileceği maç ama gördünüz. Fenerbahçe bugünden itibaren ikincilik için mücadele eder. O da artık Beşiktaş'ın yıkımı ne kadar sürerse. Ya Galatasaray maçında verdiğim pozisyonların aynısını bugün 10 kişi Beşiktaş'a verdim. Yani bunu teknik eğip görüp çözüm üretemiyorsa halen yanlışta ısrar ediyorsa benim diyecek lafım yok diyor Rıdvan Dilmen. Haksız mı? Haklı. Ya aptal olan aptal bir kez yapar hatayı. iki kez yapar. 3 dört. Trabzon maçı böyle gitti. Galatasaray maçı böyle gitti. Beşiktaş maçı böyle gitti. Hala bu üçlü inadını anlamıyorum. Jesus sen ofansif bir teknik direktörsün. Lan ben üçlüyle oynayacak olsam Pereira'yı göndermem. Bu kadar pozisyon verme. 0-0 biterdi. Pereira'yla sen Galatasaray'ı içeride dışarıda yenmişsin. 10 kişiye sor. 9'u Mert Hakan yandaş oynasındır. Ya Beşiktaş taraftarına sorun. Deyin ki Fenerbahçe orta sahasında kim oynasın? 10 kişiden 9'u Mert Hakan der. Niye? En beceriksiz o der. Hiçbir şey yaptığı yok der. <laughs> oh, armayı savunuyor. O oh, futbolcular Mert Hakan'ın üstüne gidiyor. O oh, komutanlık yapıyor. Komutan Lugar, komutan Lugar. Oo. Biz çok severiz böyle şekilli şükürlü işleri. Allah aşkına İsmail Yüksek sana ne yaptı? İsmail Yüksek'in ben Fenerbahçe teknik direktörüne ne yaptığını çok merak ediyorum. Nasıl bir sapıklık yaptı? Emre Mor nasıl bir ahlaksızlık yaptı? Bir şey söyleyeceğim bak. Hani bunu istediğimden dolayı söylemiyorum. Sadece yorum yapmak için söylüyorum. Bugün Fenerbahçe'de teknik direktör kovuldu. Dediler ki Vitor Pereira sen gel takımın başına yönet. İnanın Vitor Pereira'nın ilk oynatacağı adam Emre Mor. Bu kadar yetenekli, bu kadar wonderkid bir oyuncu. Hani yaşın tamam geçti de hani wonderkidken keşfedilen bir oyuncu. Bu kadar potansiyelli bir oyuncu yedek kulübesine mahkum. Arda Güler. Geçen seneki Arda Güler'le bu seneki Arda Güler arasında uçurum var. Yani Alex de ile ne bileyim sıradan bir o özel vurmacıyı kıyaslamak gibi bir şey. O kadar fark var arada. O kadar fark var. <laughs> Rıdvan Dilmen diyor ki saha dışı bir sürü etken var. Fenerbahçe bu şekilde sonuçlar alınca bunları konuşacak konuda da olamıyorsunuz. Çünkü saha dışında çok ciddi sıkıntılar var. Fenerbahçe saha dışında ligimizin en güçsüz takımıdır diyor. Burada kastettiği şey şu. Fenerbahçe'nin bir lobisi yok. Doğru. İnşallah Ali Koç Fenerbahçe'nin içine iyice etmiştir de kayyuma falan atanırız. Kayyum da der ki bunu birine satalım. Yabancı bir iş adamı falan filan alır da bizim bağlılığımız düşer. En azından deriz ki adam para veriyor. Derdi onun derdi deriz. Rıdvan Dilmen adı Jorge Jesus da olsa Ali Bey'in çağırıp biz neden büyük maçları kazanamıyoruz? Neden savunmayı ısrarla orta sahada kuruyoruz diye sorması lazımdı. Sormalıydı diyor. Haklı. Şimdi Jesus ben şunu söyleyeyim. Oyunculara takıntılı bir teknik direktör. Bir insan kendi oyuncusuna takıntılı olur mu ya? Ya bir baba evladına takıntılı olur mu? var. Beni gerçek hatta yaşadığım var. Ya kendi oyuncusuna düşman. Ali Oski mesela lan milli takımda oynamış. Gayet de iyi oynuyor. Adam sol bek, orijinal sol bek. Ortaları güçlü, şeyi güçlü. Fenerbahçe'de bir türlü oynayamıyor. Üçlü rezaleti lan rezil oluyorsun işte. Ya futbolun gerçeklerine ihanet ediyorsun ya. Ya tamam. Sen üçlü oynadın. Rakip 10 kişiyle bak rakip 10 kişiyle sana 4 tane atabildi. Bunu neyle açıklayacaksın? Ya oyuncular kendi takımına düşman. Rakip 10 kişi. Lan penaltı kazanmışsın. Penaltıyı atacak oyuncu böyle alay eder gibi topa gidiyor. Uzatmayın Valencia'dan falan sözleşmeye. Uzatmayın ya. Ya her şey dış etmenler. Her şey dış düşmanlar. Ya bu takımın kendi düşmanlığı var. Jesus'un düşmanlığı var. Ya İsmail Kartal. Bak İsmail Kartal mesela şunu söyleyeceğim size. Geçen sene ne yaptı biliyor musunuz? Geçen sene hatırlamazsınız siz. Gelir gelmez ilk kimi kesti biliyor musunuz? Atilla Salahi'yi kesti. Niye? Atilla Salahi çok sürünceme de gidiyordu. Atilla Salahi sürünceme de gidiyordu. İlk Atilla'yı kesti. Zaytsa, Zaytsa dedi ki senin rolün 8 numara ama daha çok ofansif. Zaytsa penaltısız 12 gol. Ve tek transfer yaptırmadı. Ya o kadar puan farkı kapandı ki İsmail Kartal'la. Kapanmaz denen o kadar fark. Şimdi ben, ben İsmail Kartal gelsin falan filan diye konuşmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Jesus Brezilya söylentileri çıktığı anda çağıracaktın. Kardeşim bak gitmek mi istiyorsun? Ben sana şu kadar para bağladım. Dünya kupası arasındayız. Gidiyor musun? Yolun açık olsun. Daha ben sana ne diyeyim? Yolun açık olsun. Gidene eyvallah. Yapacak bir şey yok. Gidiyorsan buyur diyecektin. Berat'ın mührünü verecektin, gönderecektin. Yolun açık olsun. Jesus'u gönderdikten sonra diyecektin ki İsmail Kartal, ben sana güveniyorum. <laughs> Sen bu kadroyu, bu e, giden kadroyu elinden geldiğince bir şeyler yaparsın. Al sana kadro, al sana takım, al sana sistem. Ne yapıyorsan yap. Zor değildi bunlar. Zor değildi. Tarafta arada derdin ki arkadaş Jesus sağlık sebeplerini bahane etti. İşte Türkiye'de hava şartları şöyle böyle. Ya senin eline fırsat geçti. Ben şundan merak ediyorum Jesus. Acaba depremden dolayı falan mı korkuyor? Hani öleceğim falan diye. Serdar Ali Çelikler. Bak Serdar Ali Çelikleri ben çok haz etmem. Bilirsiniz. Çok şey yapmam. 3 Temmuz sürecindeki Galatasaray vari duruşu beni çileden çıkartmıştır. Ondan dolayı çok sevmem. Ama kim olursa olsun, hangi köşe yazarı olursa olsun doğru yorumlarını paylaşırım. Habertürk spor yazarı Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe Beştaş derbisini yorumladım. Şimdi 1-0 öne geçiyorsun. Rakip 10 kişi kalıyor ve 4-2 yeniliyorsun. Bunu yorumlamak çok zor biliyor musunuz? Yani bunu küfürsüz yorumlamak çok çok zor. Ve Serdar Açelikler bunu başarmış. Diyor ki <laughs> dakika 54. 54 değil 51 olması lazım. Ben 51 diye not tarma işledim ama. Penaltı kazanıyorsunuz. 1-0 öndesiniz. Rakip 10 kişi kalıyor. Enner Valencia penaltıyı atsa 2-0 olacak. Maç büyük oranda bitecek. Peki ne oluyor? Enner Valencia penaltıyı kaçırıyor. Olmaması gerek ama olabilir. Enner mental olarak bitiyor. Doğru mu? Doğru mu arkadaşlar? <laughs> mental olarak Valencia bitti mi? Bitti. Akabinde Beşiktaş Abubakar'la bir pozisyona giriyor ve kaçırıyor. Bu sinyalden sonra Redmond'un ortasında Cenk golü atıyor. 10 kişi Beşiktaş 1-1 yaptı. Olur mu? Bu da olabilir. Teknik direktör ne yapar? Sarı karttı Mert Hakan alır. 3'lüden Dö 4'lüye döner. Baskı yapmaya başlar. 10 kişilik rakibi yorar. Peki Jesus ve Deus ne yaptı? Uyudu. 4 dakika sonra Redmond nefis bir asist daha yaptı. 2-1 öne geçti. 10 kişi Beşiktaş. 3 stoper önlerinde Arao var ve 10 kişilik takımdan 2 gol yemişsin. O zaman üçlünün manası ne ki? Sonra bir de Dripling'i üstüne mükemmel şutla 3-1 oluyor. Yani mükemmel bir Dripling 10 kişilik takım son dakikalarda bir de dördüncü gol attı. Beşiktaşlar tarihe geçen harika bir zafere imza attı. Evinde ki ilk derbide 7 gol yiyen takımın hocasının aması fakatı olmaz. Fenerbahçe'de kazanmaz zihniyetini getirdiğini düşündüğüm için kalmalı dediğim Jesus'un açıklanabilir tarafı kalmamıştır. Bugün itibariyle yolların ayrılması daha doğrudur. Evindeki iki derbide 7 gol yiyen hoca. Fenerbahçe önünde kalan tek hedef olan Türkiye Kupası'nda da en az bir derbi oynayacağını düşünürsek o maçı ve kupayı Jesus ve Deus ile riske atamazsınız. Yani açıkçası Kayseri'yi yenerse, Sivas'ı yenerse bu zamana kadar bu kulübe uygun bir uygun mantalitesi getirdiği için savunduğum Portekizli hocanın iki maçta iki rakibinden yedi gol yiyerek kaybetmesi açıklanamaz. Üstelik yedi golün yani dördünü 10 kişiden yiyor. Kendi 11. Maçı taktik anlamında konuşacaksak Beşiktaş'tan konuşmalıyız. Şenol Güneş yapması gerekenleri yaptı. İkinci devre Gezzal ve Getson'u göre, görecek. Hani çıkmaz denen iki oyuncusunu çıkarıp Red Mode'la farka sebep oldu diyor. Bak Gezzal ve Get Getson. Üstelik daha Rozier falan filan da yok. Fenerbahçe'nin dağılması ve kendini kaybetmesi Beşiktaş'ı ilgilendirmez. Büyük bir zaferdir. Kutlamalılar. Bence ligi ikinci bitirme konusunda da Fenerbahçe'den daha avantajlılar diyor bence de. Ali Koç hala bir kupa istiyorsa ki o ihtimal için ilk maç Perşembe-Kayseri karşısında. O maçta bu teknik ekip çıkmamalı. Maalesef zihniyet değiştireceğini umduğumuz ve kısmen gördüğümüz bir hocanın takımının her büyük maçta lime lime dökülmesi takımı da konsantreste tribünlerde kaybetmesine neden olur. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Perşembe günü o stadı yakarlar. Taraftar o stadı yakar. Ya ben şunu da merak ettim. Şimdi geçen sezondan bu sezonu karşılaştırdım. Samet Akaydın'a 3.7 verildi değil mi? Perez'e 5, Pedro'ya 5, Lincoln'e 3.5, Osterwold'e 6, Arao 3.5, Gustavo Henrique 2.4 diyorlar. Rossi'ye de 6 milyon euro. Bugün ilk 11'de sadece Samet Akaydın vardı. Bir de Arao vardı. Hadi oyuna sonradan giren Rossi'yi de düşünüyorum. 3 bir takım geçen seneki muhteşem kadroya ulan iki tane kanat alsak bir tane de sol bek alsak hadi o giderse bir tane stoper alsak yeter dediğin kadroya bu kadar maliyet yapıp bu kadar boşa çıkma. Şimdi bak ben Lincoln'u savunurum. Yaşı genç potansiyelli okey. Okay. da savunurum potansiyelli okey. Rossi'yi de savunurum. Samet de Türk kuralından dolayı mecbur. Luan Perez'in savunulacak bir tarafı yok. Pedro'nun savunulacak hiçbir tarafı yok. Bu takım Galatasaray'la bilmem ne yarışına girip de aldığı hiçbir futbolcudan başarı elde edemedi. Yine aynı şekilde Beşiktaş'ta girdi. Serdar Aziz'den bir şey elde etti mi Fenerbahçe? Mert Hakan'dan, İrfan Can'dan bir şey elde etti mi? Mehmet Topuz'dan bir şey elde etti mi? Hani bir şey yarışına girip de başarı elde ettiğimiz futbolcu var mı? Cevap Pedro da bunlardan biri. Yapeyto da bunlardan biri. Arao, Gustavo Henrique bak Arao'yu hadi isteyen var 3'e 5'e bakmadan satarsın. Kabul. Gustavo Henrique başına bela. Perez ve Pedro bize saplanmış. Çıkmaz belalar. İkisinde en az hasarla kurtulabilmeye çalışacaksın ama kurtulamazsın. Onlar da saplandı. Gitti yani. Gitti. Ne derseniz deyin saplama saplanmış şekilde bunlar. Yani bunların iflahı, kurtuluşu yok. Bunların kurtuluşu yok. Gitti. Lincoln hadi iyileşir, düzelir. E, Osterwald'e hadi iyileşir, düzelir. O da kabul. Rossi, ben Rossi'nin potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Peki, bir şey söyleyeceğim size. İsmail Yüksek daha potansiyeli değil mi? Lincoln mu, şey e, Arao mu, İsmail Yüksek mi diye sunsam hepiniz İsmail dersiniz. Crespo, müthiş potansiyelli bir isim. Süper Lig'in çok üstünde dediğimiz orta saha küstürülüp, Ara oynatılma mantığı ben hala ve hala anlamış değilim. Yani Fenerbahçe'ye Ali Koç acaba bir operasyon mu çekti? Hani dile getirmek istemiyorum bunu konuşmak istemiyorum ama. Bu listelerde konuşulan neydi işte. E, e, ne derler ona neyse onu dile getirmeyin başımız ağrır. Yavuz ne demiş? Bana göre maçı değiştiren Kilitan kaçırdığımız penaltıydı. Takım oradan sonra konsantrasyonunu kaybetti. Rakip takım her geldiğinde gol buldu. Evet maça iyi başlamıştık. İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı çok kötü oynadık. Futbol bu. Yapmamız gereken şey sorumluluğu üstlenmek. Taraftarımızı anlıyoruz. Bizler de çok mutsuzuz. Önümüzde başka maçlar var. Perşembe başka maç var. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor demiş. Şimdi bir şeyi çok merak ediyorum. Nihat Kahveci diyor ki Fenerbahçe taraftarı bugün oyundan çıkan Cenk Tosun'u alkışlayarak örnek bir davranış sergilemiştir. Kaybettiğiniz bir maçtan sonra bu davranış çok kıymetlidir. Helal olsun Fenerbahçe taraftarına. Ben de onlara alkışlıyorum demiş. Şimdi çok çok net soruyorum size. Çok 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 net soruyorum size. Bugün Deus ya da Jesus olmasaydı takımın başına idareten mesela Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin başında olsaydı ne yapardın? Üçlü çıkar mıydı? Hadi üçlü çıkmadı. Dörtlü çıktı. Skor 1-0 öndesin. Ben 6 rakip 10 kişi kalmış. Maçı buradan verir miydi? Bak Nihat Kahveci ne bahsediyor? Sıradan birinden bahsediyorum. Yani <laughs> Ya etmeyin elemeyin ya. Bunun açıklaması yok. Hocam o EFA'da da böyle olmuştu. Biz şöyle yaptı böyle yaptı falan filan. Valla Ali Koç şu anda istifa ediyorum desin. Karşısında hani kim olursa olsun hani bir seçimde daha var. Hani senin karşında Terlik bile olsa terliği desteklerim diyorlar. Ben bazı görüyorum. Ali Koç'un 5 senesi 0 kupa. Sadece 3 derbi galibiyeti. O da kimi yendik? İkisi Vitor Pereira ile Galatasaray'ı yenme başarısı. Bir de Ersun Yanal'la Beşiktaş'ı mı yendik? Yok Erol Bulut'tan mı Beşiktaş'ı yendik? Biriyle yendik ama bak düşün. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk defa gruptan çıkamama tarihimizde ilk defa. 8 teknik direktör, 2 sportif direktör, bir sürü futbolcu transferi, Kadıköy serilerinin bitişi, Fenerbahçe'yi sayısız kere küçük düşürme. Yani Ali Koç gitmeden muhtemelen şu 6-0 muhabbetini de 7-0'a falan çeker. Muhtemelen 7-0 falan da deplasmanda yeniliriz. Ali Koç derken ha alın bak Fenerliler size yapacağımı yaptım. Ya Galatasaray maçından sonra Jesus ne dedi? Sadece bir maç kaybettik dedi. Ya Fenerbahçe sadece bir maç kaybettik diyemez ya. Ya Galatasaray maçına sadece bir maç kaybettik diyorsan sen sen boşuna teknik taktik yapma. Yani yapma. Kayıp dönemi bitti diyor Beşiktaş'ta. Kayıp dönemi bitti ne lan? E, Tayyip Talha sezonu kapatmış. Geçmiş olsun. Yani bak. Yanlış anlamayın. Ben rakibin futbolcunun sakatlığına hani sevinecek bir adam değilim. Ama bunları da söyledim. Dedim ki bak rakiplerde de sakatlıklar başlayacak. Dikkat et. Ya sağlık ekibi. Cao Pedro. Lan arkadaş. Bu adama ne oldu? Kurşun yiyen İbrahim Tatlıses. Beynine Kalaşnikov yiyen İbrahim Tatlıses. İyileşiyor. Bizim futbolcular iyileşmiyor. Yani yok abi ya. Gel buraya arkadaş. Siz nasıl sağlık ekibisiniz? Gelin buraya. Ya siz sağlık ekibisiniz. Bunlar niye böyle diye? Hiç soran yok. Bazıları siyaset Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaz, şöyle yapmaz, böyle yapmaz. Ya bu maçın mağlubiyetinin siyasetle alakası yok. Bak önceki maçları sayın. Derim ki olabilir derim ya. Hani beğenmiyor istemiyorum. Mesela pozisyonları say. Şöyle böyle bir şekilde evet hayır derim yani kabul. Ama yapmayın etmeyin ya. Bu maçın siyasetlik bir şey yok. 51. dakikada sana altın tepside takım gelmiş. Sana 51. dakikada maç gelmiş. Altın tepside ya. Bir örnek verdim ya maçın içinde. Hani komşumun bana hani al Mustafa hocam sana hediyem olsun diye 5 tane külçe altın getirmesi gibi bir fırsat geçmiş şimdi. Sen bunu değerlendirmeyecek kadar aptalsan hiç kusura bakma. Senin hocalığın bitmiştir. Yani uzun lafın kısası. Ali Koç mu istifa ediyor? Jesus mu? İkisi birden mi istifa ediyor? Ben Ali Koç'un istifa ettiği e, duyumuna sahibim. Yöneticilerle bir görüşme var. Muhtemelen bugün yani pazartesi günü de e, konuşma yapılacaktır. Bir görüşme yapılacaktır. Oysa bizimkiler yarın da çıkıp şeyi açıklayacaklardı. Bak kurşunlanma şeyinin üstüne. Ya bir kere bir kere bizim ülkede bak şunu da söyleyeyim. Şu an şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş oldu. Ha, haberiniz olsun. Çünkü Galatasaray denen kulüp onlar da çıkmış istifa et Lali Orta diyor. Lan niye tepkiler üstüne çekiyorsun manyak. Ne güzel gülü oynaya şampiyon olacaksın. Bak Fenerbahçe bu haldeyken ne güzel rakipler kendi kalesine atıyor. Bir şeyler oluyor. Hani kırmızı kart yemem yemen gereken maçlarda yemiyorsun. Kimse onu konuşmuyor etmiyor. Ne güzel almışsın rüzgar arkana sana ne. Çık git. Bak Fenerbahçe'nin yanında olsam şimdi ne yaparım biliyor musun? Bak Ali Koç'un bir, bir sonraki hamlesi. Ali Koç bunu da yap bence. Çıktık oynanma şu Gaziantep'le Hatay'ın maçlarını hepsini oynanmamış sayalım de. Beşiktaş'ına iyice avantaj sağla. Fenerbahçe'ye başkanlık yapmak dışında her takıma başkanlık yaptım. Şu anda Fenerbahçe 25 maç 54, Beşiktaş 52 puanda. Galatasaray 63 puanda. Bak 9 puanla sildir Galatasaray'ın. O mis. Düşür 54'e. Beşiktaş'ın bir puanla sil. O düşür 51'e mis. Senin de zaten 6 puanın çıksın. Sen de 48'e düş. Mis. Vallahi mis. Mis abi. Tam istediğin ortam Ali Koç. Bir maç eksiğim var. 6 puan. Yani bir maç eksiğine rağmen 9 puan geridesin. Şimdi e, şunu da söyleyeyim. Beş, Galatasaray deplasmanda yeneceğine inanan Fenerbahçe taraftarı herhalde hiç kalmamıştır. Ligin en çok gol atan takımıyız ama hocam. Fakir tesellimiz de var. Yani çok iyi teselli oluruz. Valla ne diyelim. Ali Koç geldiğinde proje diyen arkadaşlar vardı. Ee, bir şeyin projesi diyorlardı. Hani Aziz Yıldırım'a yapamadıklarını şimdi yaptılar diyorlardı. Onu diyorlardı. Bunu diyorlardı. Ben şunu söyleyeyim. Kayseri Spor'a Perşembe günü başarılar diliyorum. Vurduğunuz gol olsun. Vurduğunuz gol olsun. CESUS Türkiye Kupası'ndan da elensin. Ali Koç'la birlikte Fenerbahçe'nin içine nasıl şey yaptıklarını yani bu kadar güzel fiyatlara transfer olan futbolculardan gelen parayı nasıl çarçur ettiklerini oturup toplanıp düşünsünler. Hafta içi Sergen Yalçın düşünülüyormuş. Allah aşkına Sergen Yalçın'ın e, düşünülmesi bile Fenerbahçe aslında ihanet. 5 senedir aynı şey. 5 senedir aynı senaryo. Başlıyoruz o sene bu sene Fenerliler hisseder şu olur bu olur. Yani bu sene en azından Nisan'a kadar taşıdık. Önümüzdeki senenin yapılanmasını. Vallahi hiç kusura bakmayın. Olan olmuştur. Giden gitmiştir. Ee, şampiyonluk gitti gitmedi falan filan. Galatasaray top oyunu oynuyor. Bak görün bakın bu Galatasaray o Lale orta çıkışından sonra o aptallıktan sonra. Bunlar da arka arkaya maçlar kaybeder. Bu da ayrı bir mesele. Valla Ha şunu da söyleyeceğim. Saadettin Sarancılık yapıyor bazı arkadaşlar. Saadettin Saran Fenerbahçeli ise çıkar. Der ki arkadaş ben adayım. Hadi olağanüstü kongre. Yani. Ama hocam çok borcumuz var. Bu borçtan kimse Fenerbahçe'yi devralmaz. O zaman çenenizi kapatacaksınız. Fenerbahçe'nin yok oluşunu izleyeceksiniz. Galatasaray'ın da çok borcu var. Beşiktaş'ın da çok borcu var. 14 Mayıs'tan sonra iktidar değişirse o zaman iktidar değişen iktidara yakın birini seçelim. İktidar değişmezse bu iktidara yakın birini seçelim sizin mantığınıza göre. Öyle oluyormuş ya. Öyle öyle devam edelim o zaman. Sonumuz hayır olsun. Ama şu kadar söyleyeyim. Ee, Ali Koç eğer istifa etti de bunu birileri çevirmeye çalışıyorsa onlar da Fenerbahçe'ye ihanet ederler. Olmayınca olmuyor. Hani bazı çiçekler bazı dağlarda yetişmiyor. Yapacak bir şey yok. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.